Şimdi okuyacağımız yer Mesnevi Nure'den Zerre Risalesi'nin sonu. Burası neyle alakalı? Kendini tanımak, kendi hakikatini ortaya çıkarmak için Üstad Hazretleri burada 5 tane madde sayıyor. Bu 5 tane madde hem bizim kendi hakikatimizin ortaya çıkması için, hem Cenab-ı Hakk'ın yani kaderin bize vermiş olduğu evet miktar ve kalıbın kemalle gözükmesi için bir mihenk olabilir. Yani kendi hakikatimizi nasıl tespit edeceğiz? 4-5 tane madde var burada. Sayfa kaç abi? Sayfa Mesnevi Nure'ye 181. Evet, Envar Neşri. Son paragraf. Kader her şeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Ben tamam bir daha okuyayım. Kader yani ilim her şeye bir miktar, o miktara göre kalıp vermiş yani. Yani dünkü evvelki dersleri hatırlayalım abi. O miktar dediği 80 senelik ömür hayatı, ömür sermayesi. Kalıp dediği de bizim tercihlerimiz yani. Miktara göre yani bizim tercihlerimize göre Allah kalıp vermiş. Bize istat vermiş yani. Niye göre vermiş? Miktar ve kalıp. Evet, o istatlar neye göre yani? Bizim tercihlerimize göre Allah bize istat vermiş yani. Feyyaz-ı mutlaktan aldığı olan feyze, feyyaz-ı mutlaktan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Feyyaz-ı mutlak, Allah mutlak feyiz verir. Abi, feyyaz, mutlak feyiz verir. İşte senin kalıbın neyse, sen ona göre feyiz alıyorsun. Ya mesela şöyle bir tavuk düşünelim. Tavuk ne kadar feyiz alabilir Allah'tan? Bir yumurta yapacak kadar yani. Arı ne kadar feyiz alabilir? Bal yapacak kadar feyiz alabilir. Öyle değil mi? Yani onun kalıbı o kadar. Abi. Şimdi feyyaz-ı mutlaktan aldığı feyzi olan kabiliyeti her şeyin o kalıba göreymiş. Bize bakan cihetiyle abi, tercihlerimize göre yani. İstidadına göre. Evet istidadına göre abi. O kalıp dediği o. Kalıp dediği. İstidadı. Miktar dediği tercihleri yani. Hani birine ömür sermayesi olarak da bakabiliriz. Diğerine tercihler olarak da bakabiliriz yani. Şimdi bunu açıyor. Ne demek yani miktar, kalıp, feyiz birbiriyle münasebeti ne? Nasıl ben Allah'tan feyiz alacağım? Evet. Kendi kalıbımın hakkını vereceğim. Miktarımın, ömür sermayesindeki tercihlerimi, evet, hakkını nasıl vereceğim? Şimdi sayıyor. Malumdur ki, dahilden harice süzülen cüz-i ihtiyarı mizanıyla, bir, ihtiyaç derecesiyle, iki, kabiliyetin müsaadesiyle, üç, hakimiyeti esmanın nizam, dört, ve tekabülüyle, feyiz alınabilir. Yani sen kendini nasıl ortaya çıkarabilirsin? Kalıbının hakkını verebilirsin. 5 taneymiş. Neymiş? 1. Dahilden harice süzülen cüz-i ihtiyarı mizanıyla. Şimdi cüz-i ihtiyarı külliyatta çok geçiyor. O kadar çok tarifi var ki bir iki tane noktayı nazar. Cüz-i ihtiyarı. Yani ben cüz-i ihtiyarımı mizan yapacakmışım. Bülent abi, terazi yapacakmışım. O teraziyle kalıbımın hakkına giden yolda bir basamakmış. O terazinin, cüz-i ihtiyarı terazisinin hakkını vermek yani. Şimdi Üstad Hazretleri hani Risale'de bir yerde geçiyor. Cüz-i ihtiyarının bir silah olduğunu söylüyor. Mesela bir uzun menzilli silah var. Bir kısa menzilli silah var. Bir çok yüksek tahrip güçlü değil mi silahlar var. Bir de ondan daha düşük tahrip güçlü silahlar var yani. Bizim cüz-i ihtiyarımız evet bir silahmış. Bir mizanmış. Teraziymiş. Evet. Demek ki hedef ne oluyor silah olduğu zaman? Hedef
feyiz oluyor. Yani ben cüz ihtiyarının silahını tam kullanırsam o zaman çok büyük feyizler alabilirim. Kullanmam nispetinde feyizin küçüklüğü ve büyüklüğü oluyor. Terazi de cüz ihtiyarı mizanıyla. Yani o bir teraziymiş. Peki neyi tartacağım ben İbrahim abi? Cüz ihtiyarı terazisiyle. Buradaki konu feyiz. Kendini ortaya çıkarmak ya. Feyiz tartacaksın yani. Mesela dedim ki çok feyizlendim. Evet. Yani cüz ihtiyarımızı abi doğru kullanalım. Yani doğru tartalım yani. Evet. Bizim kalıbımızın hakkını vermek. Yani kader bize bir plan program vermiş ya abi. Bir kalıp dairesinde vermiş değil mi? Ben o kalıbın kemalini nasıl göstereceğim? Evet. Cüz ihtiyarıyla yani. Bir. İki. İhtiyaç derecesiyle. Şimdi ihtiyacımı hissedersem ben Cenab-ı Hak'tan feyiz alırım. Mana alırım. İstifade ederim. Eğer ihtiyacını hissetmezsen Bülent abi istifade edemiyorsun. İstediğin kadar cüz ihtiyarını kullan. Şamlı Hafız Tevfik üstadın yanında 8 sene kaldığım halde 8 ay gibi istifade edemedim diyor değil mi? Neden? Cüz ihtiyarıyla evet ihtiyacı dengesini kuramıyor abi. Denge, o dengeyi kuramamış yani. İhtiyacını o zaman nurlara, evet hakikatlara daha ziyade vermesi gerekirken ehli dünya ile meseleleri olmuş. Ama isteyerek ama istemeyerek onun istifadesine engel olmuş. Kendisi söylüyor yani. 8 sene kaldım. 8 ay kadar istifade edebilir miyim? İhtiyaç çok önemli. İhtiyacını hissetmek yani. Şimdi Allah bizi bu dünyaya gönderdi, yarattı. Niçin yarattı? Hakiki imani ve Kur'an'ı için çalışalım. Allah'ı tanıyalım, bilelim. Ahiretimiz için kazanç elde edelim değil mi? Yani biz Allah'a ihtiyacımızı hissedeceğiz. Manaya, feyze ihtiyacımızı hissedeceğiz İbrahim abi. Hatta ihtiyaç için Üssü Hazretleri şöyle bir misal veriyor eski eserlerde. Şimdi insanların bir şeye gösterdikleri ilgi, alaka, rağbet o şeyin kemaline göre değildir. Neye göredir? İhtiyaca göredir diyor. Misal veriyor. Örneğin bir saatçinin bir hocadan daha fazla para kazanması bu söylediğimin delilidir diyor. Yani insanlar o zaman 1900 yıllarda saat çıkmış, saatçilere çok rağbet ediyorlarmış. Değil mi? Ama o zaman hocalar hiç rağbet görmüyormuş medreselerde yani, camilerde. Şimdi diyor ki eğer insanların bir şeye gösterdiği rağbet, ilgi kemale göre değildir, ihtiyaca göredir diyor. O zaman insanlar ihtiyacını neye hissetmiş? Saate. Saatçilerin önünde kuyruklar oluşmuş. Değil mi? Kimse ahirete, ibadete, hasenata, kazanca rağbet etmemiş ki. Niye? İhtiyaç duymamış diyor yani. Şimdi aynen öyle de. Ben nasıl mana kazanırım, feyiz kazanırım, kaderin bana vermiş olduğu kalıbın hakkını veririm yani. İkincisi, ihtiyacını hissetmekle yani. Nasreddin Hoca, ondan sonra bir rivayete göre Nasreddin Hoca'ymış da abi. Dağda böyle 3-5 gün aç kalmış. Şehir merkezine gelmiş. Böyle bakmış ki bir tane fırın. Fırında bir tane adam ekmekleri camekana düzüyor. Nasreddin Hoca içeri girmiş. Demiş ki bu ekmekler senin mi adama? Evet benim demiş. Demiş ki bunları niye yemiyorsun demiş. Niye adam yemiyor Nasreddin Hoca saldıracak ekmeklere? Çünkü ekmeğe ihtiyacı var ya. Acıkmış yani değil mi? Açlığını hissediyor, ihtiyacını hissediyor. Şimdi aynen öyle de hakaiki imaniye ve Kur'aniye bir sofra değil mi abi? Peki bu sofradan niye biz çok istifade edemiyoruz? Çünkü ihtiyacımızı hissetmiyoruz, açlığımızı hissetmiyoruz yani. İhtiyaç abi, cüz ihtiyarının terazisi kurulduktan sonra ihtiyaç hissedilmeli
kendi hakikatinin ortaya çıkmasına vesile olmak için, kendini keşfetmek için yani. İhtiyacımızı hissetmek gerekiyor. Peki neye ihtiyacımızı hissedeceğiz? 6 tane iman esası var. Mesela meleklerle alakalı, Bülent abi kaç tane akli delil biliyoruz abi meleklerin ispatıyla alakalı? 10 tane sayabilir miyiz? Bülent abi? Mesela 29 iman esaslarından birisi bu. Meleklere iman yani. Hiç saymasam ben 10 tane saymam lazım benim yani. Meleklerin akli ispatını yaparken yani. Mesela Allah'ı anlatıyor. Değil mi? Allah'a iman var. Peygamberi de anlatıyor. Peki melekleri anlat bakalım. Melekler nurdan varlıklardır. Yemezler, içmezler. Nakli söylüyor. Akli ispatı yapılmış 29. sözde yani. Değil mi? Kaç sayfada anlatılmış yani. İhtiyacımı hissedersem ben böyle üzerine düşeceğim 29. meleklere imanın yani. İhtiyaç önemli. Şimdi bir, cüz ihtiyarı mizanıyla. İki, ihtiyaç derecesiyle. İhtiyacımızı hissedeceğiz. Allah'ı hissedelim, iman hakikatlerini hissedelim. Evet. Üç, kabiliyetin müsaadesiyle. Şimdi kabiliyetin müsaadesi, kabiliyet deyince ne anlıyoruz? Ramazan abi ne kabiliyet deyince? Yetenek. Biraz benziyor gibi. Evet. İşte, Bülent abi, bir iki cümle söyleyelim. İhtiyaç, şey, kabiliyet deyince, kabiliyetin müsaade etmesiyle diyor. Sana verilenler, istidatlar. İstidat yani. Peki istidat ne oluyor? Senin çekirdeklerin. Senin çekirdeklerin. Kabiliyetler sana verilenler. Kabiliyetler. Yani birisi için. Kuvveden fiile çıkmış oluyor o zaman kabiliyetler. Şimdi kabiliyetin müsaadesiyle diyor ya abi. Şöyle bir noktayı nazar. Mesela diyelim bir elma çekirdeği düşün. Toprağa koyduk onu. Eğer bu kabiliyeti var da güneşle münasebet kurarsa, havayla münasebet kurarsa değil mi? Ekolojiyle münasebet kurarsa o zaman o çekirdeğin hakikati ağaç oluyor yani. Kabiliyet daha ziyade bizdekileri dış dünyayla hani entegre ediyorlar yani. Veya da açığa çıkarmakla, kabiliyetin müsaadesiyle. Yani ben mesela diyelim ki doktor olmak istiyorum. Değil mi? Yani benim o çevrede olmam lazım. Yani biraz dış dünya ile münasebetler kabiliyet. Mesela kendisinden önceki cümleyle münasebet kuruyorum ben. Şimdi ben iman hakikatlerine ihtiyacımı hissettim ya. Hiç derse gelmiyor. Hiç kitap okumuyor. O zaman kabiliyetin müsaade etmiyor senin ihtiyaç ettiğin şeyde abi hakikatini bulmaya yani. Yani şartların uygun olması gerek. Evet. Yani senin ihtiyacını hissettiğin şeyde şartları yerine getirmen gerekiyor. Kabiliyetin müsaadesi. Abi. Ne istiyorsun? Onunla alakalı yerde bulunman gerekiyor. Mesela kahveye gittin. Oradaki duman sana sirayet ediyor değil mi? Ben güzel kokmak istiyorum o zaman. Gül bahçesine gideceksin veya bir aktarcıya gideceksin. Kabiliyet biraz öyle. Yani ben cüz ihtiyarımın terazisini ayarladım. Evet. İhtiyacımı da hissediyorum değil mi? O terazide güzel şeyler tatacağım. Kabiliyet müsaade etmeli. Çevresel şartlar yani. Yani senin çok yüksek bir hakikatin var Bülent abi. Ama sen o hakikatini inkişaf edecek yerde değilsin. O hakikat ortaya çıkar mı abi? Çıkmaz yani. O kabiliyet müsaade edecek yani. Demek ki o zaman Türkiye'de sizin için kabiliyetin müsaadesi yokmuş ki, müsaadesi olan yer burasıymış abi. Üç etti. Evet. Hakimiyeti esmanın nizam, düzeni ve tekabülüyle, mukabil gelmekle feyiz alınabilir. Yani ben, Allah bana bir kalıp vermişti. Değil mi? İstidat çekirdekleri bende var. O kalıbımın hakkını, ömür, miktar, ömür sermesi hakkını nasıl veririm? Dördüncüsü hakimiyeti esmanın
nizam, beşincisi mukabil gelmek. O zaman hakimiyeti esma neymiş? Kendisinden önceki cümleler. Ne o? Cüz-i ihtiyarı, mizanını ayarlayan, ihtiyaç derecesini hissedip kabiliyetinin müsaadesiyle hakimiyeti esmasının nizamına girer yani. O zaman şöyle, ben hangi Allah'ın esması bende galip İbrahim abi? Sen cüz-i ihtiyarı terazini ayarladın mı? Ayarladım. Yani hem ahirete çalışıyorum hem dünyaya çalışıyorum. İhtiyacımı en çok neye hissediyorum? Değil mi? Dünyevi işlerim, ahiret işlerim. İhtiyacını yani teraziyi ayarlayıp ihtiyacını hissettikten sonra çevresel şartlar ayarlandı mı sen hakimiyeti esmanın düzenine giriyorsun abi. Bülent abi. Yani sen acaba şu mu acaba bu mu la hani isim olarak değil de fiili olarak ondan önceki zemini yaptın mı sen zaten onun nizamına giriyormuşsun. Hakimiyet esmanın nizamı. O zaman şimdi bakalım biz geçmişimize bakalım İbrahim abi. Cüz-i ihtiyarı tercihlerimizi nerede kullandık? Evet. İhtiyacımızı nelere hissettik? Evet. O kabiliyetin müsaadesi, o çevresel şartlar neler? Bizim esmamız o abi. Yani Cenab-ı Hak bütün mahlukatı bir isim üzerine yaratmış. Evet. O isim asıl diğerleri ona tabi. Bizim kendi hayatımızda o ismi tespit etmenin yani hakimiyet esmanın zemini kendisinden önceki bu üç cümle. Ondan sonra o hakimiyet esmanın düzenine girince tekabülüyle, tekabül mukabele gelmekle o zaman feyiz alınıp sen kendi hakikatinin ve kendi esmanı ortaya çıkarmış oluyorsun yani. Bülent abi, sormak istediğin bir şey var mı? Şuna bakma edelim. Evet, İbrahim abi. Evet, beş tane yani cüz ihtiyarı mizanıyla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin müsaadesiyle, hakimiyet esmanın, evet, düzenine giriliyor. Nizam, hakimiyet esmanı, nizam, evet. Sonra tekabül, tekabül, mukabele geliyorsun. Sen teraziyi ayarlayamadın, ihtiyacını da hissetmiyorsun, değil mi? Yani Allah bizi abi ahiret için yarattı yani. Ahiret için yarattığı için o teraziyi ayarlayıp ahirete ihtiyacını hissetmesen kendini bulamıyorsun, keşfedemiyorsun yani. Peki o ismi tespit edince ne oluyor? O zaman ne oluyor? Feyiz alıyorsun. Feyiz ancak öyle alınabilir yani. Demek ki biz Risale-i Nur talebesi olduk. Risale-i Nur'la tanıştık ya. Cüz-i ihtiyarı terazimizi kurduk. İhtiyacımızı hissettik. Evet. Çevresel şartlar dediğimiz dershaneler var, müzakereler, mütalalar var. O zaman hakimiyeti esmamızdan evet onun düzenine feyiz alıyoruz artık yani. İstifade ediyoruz. Peki müşahhas hangisi? Herkes kendi tercihlerine ihtiyacını hissettiği şeye bakıyor. Mesela Risale-i Nur'da bir tane mevzu var. Hiç benim dikkatimi çekmiyor yani. Çok okumuyorum yani. Milliyetçilik bahsi var ya abi. Belki 10 sayfaya yakın anlatılmış yani. Değil mi? İhtiyacımı hissetmiyorum. Milliyetçilikle milliyetçiliğe yani. Ama bak meleklere ihtiyacımı hissediyorum ben. Bu görmüş olduğumuz mevcudat var ya abi. Hepsinin müekkel bir tane melaikesi var. Her şeyin. Güneşin de var. Ağacın da var. Hayvanların da var. Her şeyin var yani. Bu her şeyin müekkel melaikesi. Müekkel olduğu şey artık her neyse. Mesela güneşe müekkel melek. O güneş o müekkel melaikesinin evi. Mescidi bir de timsali. Güneşe müekkel melek, ağaca müekkel melek. O ağacın içinde yaşantısı devam ediyor. Bir. İki, orası onun evi.
abi. İki, onun mescidi, ibadetlerini orada yapıyor. Bir, evi, yaşantısı orada devam ediyor. İki, ibadetlerini orada yapıyor. Üç, o güneş, ağaç onun timsaliymiş. Yani ben aynanın karşısına geçtiğim zaman, bu aynada ben gözüküyorum ya. Güneşe müekkel melek, ağaca müekkel melek, evet. O ağaç, o güneş onun timsaliymiş yani. Şekli hakikisi değil ama. Yani Azrail aleyhisselam nasıl bir insana eşkıya olarak da gelebiliyor? Bir hoca olarak da gelebiliyor, değil mi? Böyle sevimli bir çocuk suretiyle de gelebiliyor muhatabın durumuna göre. Ama Azrail'in şekli hakikisi onlar değil, değil mi abi? Eşkıya değil, hoca değil, sevimli bir çocuk değil. Şekli hakikisi aynı, farklı yani. Şimdi aynen öyle. Eşyaya müekkel olan melaikenin şekli hakikisi farklı. Fakat ona müekkellik yaptığı için misal aleminde timsali o güneş gibi, ağaç gibi yani. Yani güneşe müekkel melek aynı öyle yani. Güneş gibi görüntüsü. Ağaca müekkel melek görüntüsü aynı ağaç gibi yani. Bülent abi. İşte ihtiyacımızı neye hissediyoruz abi? O zaman o terazi dengeleniyor. Sen Allah sana istat vermiş, o kalıp vermiş, ömür sermesi vermiş diye. Onun açığa çıkabilmesi için feyiz geliyor sana. O zaman olunca senin hakimiyeti esman ortaya çıkıyor yani. Derslerimize geliyor, sen derslerine geliyor. Değil mi? Niye gelmiyorsun diyorsun. Diyor ki ben anlamıyorum diyor yani. Şimdi mesela çocuk üniversiteye gidiyor. Diyelim ki tıp bölümüne gidiyor. Ya çok zor diyor. Ben bırakıyor onu. Yani kabiliyeti müsaade etmiyor. İhtiyacını oraya tam hissedemiyor yani abi. O açığa çıkmıyor yani. Sanki bir sıralama da var gibi abi. Gözü ihtiyaç, ihtiyacı, ihtiyaç kabiliyeti doğuyor. Evet yani birbirine çok münasebetler. O münasebetlerle mesela biz işte o sıralama biz kendi noktayı nazarımızdan demek ki bizim hakikatimiz bu manada bir esma yani. Belki biz söyleyemiyoruz, belki ifade edemiyoruz ama onu tercihlerimizin, ihtiyacımızın içinde bulacağız abi. Orada yani bizim hakimiyet esmamız. Allah bizi o isim üzerine yaratmış. Adam doktor oluyorsa, evet, ondan sonra mühendis oluyorsa, öğretmen oluyorsa, başka bir meslek dalında ihtisaslaşıyorsa, bu sistem orada da geçerli yani. Bilmiyorum, bunu demek istedim galiba. Şöyle, zaten sen o üçünü yapınca, yani cüz ihtiyarı terazini kurdun mizana. İhtiyacını da hissettin. Kabiliyetin de müsaade ediyor. Artık her neyse yani. O zaman otomatikmen o ismin nizamına giriyorsun sen yani. Neye ihtiyacını hissediyorsun? İhtiyaç hissettikten sonra kabiliyetin müsaadesi. Yani çevresel şartların ayarladıktan sonra artık o ismin şeyine giriyorsun. Yani sen gül bahçesine girdin, gül kokacaksın yani. Değil mi? Şöyle dediniz abi, yani ben Bülent abi'nin şöyle anladım abi. Ben öyle anladım yani. Sanki cüz-i ihtiyari, mesela şu örneği verelim abi. Sen doktor olan bir kişinin neyzen olduğunu söylemiştin abi. Evet. Bu örnekten gidersek mesela adam doktor abi. Cüz-i ihtiyarıyla abi bir konsere gidiyor değil mi mesela? Bir evet. Konser tercih ediyor. Sonra o konserdeki neye ihtiyaç duyduğunu hissediyor abi. Evet. Sonra kabiliyeti müsaade ettikten sonra kendi esmasını bulabilir. Evet. Ama kabiliyeti müsaade etmez belki neyi de çalamayabilirdi abi. Değil mi? Bu sefer ihtiyaç değişiyor. Sanki biz bu cüz-i ihtiyarı kullandıktan sonra ihtiyacımız bir tane olmayabilir abi bizim belki. Belki benim çok ihtiyacım var. Doğru. Onlardan bir tanesine benim kabiliyetim müsaade edecek. Evet. O zaman benim esmam buluyor. Bir de şöyle yani bir veya bir mesela adam Almanca bilir, Türkçe bilir, evet. İngilizce bilir değil mi? 7-8-10 tane dil bilebilir yani. Evet. İşte yani ihtiyacının hissetmesiyle alakalı mesela insan dünyaya gönderilmiş cahil olarak gönderilmiş. Değil mi? Yani ihtiyacını hissetse 5 tane, 10 tane, 20 tane şeyde mütehassıs olabilir yani. Peki neye göre o ağırlık? İşte ihtiyacını hissetmekle biz melek ediniz o şeyi tekrar ede diye düşünüyorum yani tekrarla alakalı. Şöyle Hasan abi bir tabiri vardı abi istidat ve kabiliyet için. Evet. İstidat için herkeste doktor olma istidadı vardır diyor. Ama herkes doktor olma kabiliyetinde değildir diyor. Sanki dışa vurumu
kabiliyet, kabiliyetin yoksa doktor olamaz. Hakikaten abi herkes her şeyi yapamaz. Yani elleri büyük olan bir adam tutup da piyano çalamaz mesela abi. Çok zor yani. Adam istediği kadar ihtiyaç dursun, heves olsun ama bu adam piyano çalamaz abi. Neden? Çünkü elleri çok büyük. İşte kabiliyet bu da şeye yok. Geliyor bakın. Müsaade etmiyor kabiliyet. Şöyle. Şimdi Allah onu bir hakikat üzerine yarattı ya. Şimdi o piyanoya heves ediyor ama. Ama yok yani olmuyor. Şey yok. Yani Allah onu piyano üzerine yaratmamış yani. İşte o yüzden diyor ki Esban benim bununla alakalı değil. İşte yani. Onun tespiti çok önemli çok yani. Çok önemli evet abi. Yani bu hani ihtiyacını hissetti ama. Evet. Yani ben. Ama kabiliyet müsaade etmiyor abi. Şimdi çevresel şartlarla ihtiyacını hissetti yani. Evet. Tam demek ki gene bulamamış yani. Bulamamış abi. Belki o zaman ihtiyaçlar çok farklı ve biz belki Esma'yı arama hususunda bir ihtiyaçtan başka bir ihtiyacı, başka bir ihtiyacı. En sonunda kabiliyetim bana müsaade etti bunu. Peki ben şimdi insan budur. Piyano mu çalayım, gitar mı çalayım, keman mı çalayım? Bülent abi hangisini tavsiye ediyorsunuz abi? Keman mı abi? Bir de violonsel var bir de. Gördünüz mü abi? Şöyle büyük bir şey. Peki bir Esma değil de birkaç Esma olabilir mi? Olabilir abi. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün isimleri yani. Onun şeyi pas gelmesi böyle. Evet. Kabiliyetten sonra. Belki abi büyük alimlerin de bu gidiş yol tarzı biraz araştırılabilir. Mesela Abdülkadir Geylani Hay ismi değil mi mesela? İmam Rabbani Kayyum ismi. Mesela bu zatlar ne yapmışlar? Yani nasıl gibi eser çıkarmışlar? Mesela şöyle bunu olabilir yani. Şuradan da bakalım. Şimdi diyelim ki o sen Allah'ın seni yarattığı şey üzerine yaşıyorsun ya abi. Mesela adam sefahate gidiyor ama biliyor ki yanlış yapıyor. O zaman o adam yani kalıbının hakkını vermiyor yani. Ama sen ne iş yapıyorsun, ne düşünüyorsun? Çok rahat, hiçbir sıkıntın yok yani. Sadece ahiret noktasında daha fazla hasenat kazanmanın, değil mi? İşte insanlara faydalı olmanın derdi. Sen yani diyebiliriz ki kalıbına göre hareket ediyorsun. Abi. O zaman senin hakimiyeti Esman, yani eğer sen moralin bozuluyorsa, canın sıkılıyorsa sen yanlış bir şeyler yapıyorsun. Evet. Onun tespitiyle işte alakalı bir şey olsa gerek. Ama doktor adam, ben doktor çok rahat, hiçbir problemi yok diyor. Değil mi? Yani onun nefsane söylüyor. Hakikaten aslında çok şeyi var adamın yani. Çok rahatsızlığı, sıkıntısı var ama cüz ihtiyarının terazisini kullanamıyor, ihtiyacını hissedemiyor. Tam hakimiyeti Esma burada saymış oldu. Sıralamaya göre bulunabilir abi. Evet. Peki bulduğun şey nereden abi. Belli İbrahim abi? Kolay bulduğunun şey sıkıntıların, problemlerin, ondan sonra çözümlenmesi, rahatlamak, sıkıntıların olmaması, değil mi? Kalbin huzur bulması. Mesela Üstad Hazretleri'ni düşünelim. Hangisi? O kadar meşakkatler var, zahmetler var ki, değil mi? Yani devam ediyor. Aynı sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Çünkü neden? İstenileni yapıyor yani. O terazi ihtiyacı abi. Mesela üstad hangisiydi abi? İsmi Rahim ve ismi Hakim. İsmi Rahim, mi? İsmi Hakim, ismi Nur, ismi Bedi, değil mi? İsmi Fert, ismi Kuddüs. Üstad'da birkaç evet. Tane. İsmi Hay. Ehad. İkinci şey değil mi? İsmi Hay. Bunlar yani. Ona göre hareket ediyor. Allah razı olsun. El Fatiha.